Şimdi daha önce şu ürünümüzü göstermiştim size zaten. Kablosuz şarj aletimiz bu 10 watt. Satıcının söylediği. Bunun piyasada 5 wattlık olanları da var. Ama ben iPhone kullanıyorum. iPhone alıştırmışsa maksimum 7.5 watt'a kadar desteği var zaten. Bu da ara aparatımız. Yani bir ucu işte bizim kablosuz aletimize giriyor. Buradan ana üniteden gelen güç buraya giriyor. Çakmaklığa da bir tane kablo ayrılıyor. Burada yine ürünümüzün sigorta ucu var. Şimdi satıcının gönderdiği ürünle şuraları bir söküyoruz. Şurayı ben az önce birazcık ayırmıştım zaten. Burayı da aynı şekilde şöyle kenarlardan şunu söktük. Şuralarda da var galiba. Şu da tamamdır. Daha sonra şurada vitesin bulunduğu kısmı sökmeyi kaldırıp çıkartıyoruz. Vitesin bulunduğu kısmını çıkarttık. Şunu sökmemize gerek yok buradaki aparatı. Şu vitesin bulunduğu kısmını çıkartalım. Şu ön tarafı biraz kastırıp şu arkadaki bir tırnak var arkadaşlar. Onu size göstereyim. Onu söktükten sonra çıkartıyoruz. Bunu da şuradan şöyle. Bunu size biraz göstereyim. Şimdi bu parçada iki tane şey var. Birincisi şurada tırnak. İkincisi burada bir tırnak var. Bunlar ikisinden birini çıkartmanız lazım ki bunu sökebilelim. Ya arkadakine şöyle arka tarafı biraz şu şekilde kastırıp yukarı doğru şuraya dokunmanız gerekiyor. Şuraya ittirip ya da ön tarafı biraz aynı şekilde şöyle kastırıp şu taraftan kastırıp yukarı doğru kaldırdım. Şöyle arkadan bastırmanız gerekiyor. Şöyle yakından göstereyim parçayı size. Çok zor bir parça değil. Bundan sonra zaten işimiz basit arkadaşlar. Şu parçaları bir tane. Tornavidamızı da mesela şuraları bir çıkartalım. Biraz şöyle kaldırdım, o zaman çıkacak gibi. Çıktı, buralarda çıktı. Buralarda çıktı. Evet. Bunu sökmemiz gereken kablo bu arkadaşlar. Şimdi şu alttaki plastiği şuradan çıkartacağız. Şöyle şu şekilde plastik de çıkıyor zaten hemen. Basit bir şekilde. Şunu şuradan geçelim şöyle. Evet, şimdi bunu da yaptıktan sonra şu çakmaklık bağlantımızı bir düzene sokalım. Çakmaklığa giren aparat. Soktuk. Tamam, başka hiçbir şeye gerek yok aslında bakarsanız. Basit bir şekilde oturdu zaten, ışığı da yandı. Şu kabloları ileri tarafa doğru izleyelim. Tamam. Şimdi şunu tekrar bir şekilde yerine yerleştirin. Tamam. Sonra vites kolumuzun etrafına aynı şekilde yerine yerleştirelim. Ve son olarak şunu serimimizde yerine koyalım. Tamam arkadaşlar, işlemi bitirdik. Gayet güzel oldu. Ufak bir hafif böyle bir sallanıyor gibi ama altına şuradan şöyle böyle bir çift taraflı bant konulursa eğer bir tane iki tane o problem de kolayca çözülür. Gayet sağlıklı olduğunu düşünüyorum.